Tekrar merhaba arkadaşlar. B grubuyla birlikteyiz. B grubunun cevaplarını vereyim size. Yine her doğru cevap bir puandır. Edebiyat konusunu tarihten alabilir. Alabilir mi? Evet, edebiyat konusunu tarihten alabilir. Tarihi roman diye bir şey var mesela. Alabilir, bu doğru. Türk edebiyatı, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslamiyet'in etkisindeki Türk edebiyatı ve Batı etkisindeki Türk edebiyatı olmak üzere 3 ana başlıkta incelenebilir. Doğru mu? Evet, 3 dönemden oluşuyor ve bunlar doğru. Edebiyatta amaç estetik duygu uyandırmaktır. Amacımız bu mu edebiyatta? Evet, estetik zevk uyandırmak, estetik duygu uyandırmak. Bu da doğru. Bir yazar romanında toplumun değişimlerini, değerlerini anlatacaksa sosyoloji biliminden yararlanır. Sosyoloji zaten toplum bilimi demekti. Evet, bu da doğru. Toplum bilimi da doğrudur. Türkçenin standart dili İstanbul ağzıdır. Doğru mu? Evet, bu da doğru bir ifade. İstanbul'un standart dili, ortak dili, yazı dili, Türkçenin ortak dili, yazı dili, standart dili İstanbul ağzıdır. Bu da doğru. Şansa da hepsini doğru yapmışız. Her doğru cevap bir puan, yine boşluk doldurma. Türkçenin tarihi gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ayrılmış iki lehçesi vardır. Bunlar Çuvaşça ve Yakutçadır. Yanlış yazdığımız zaman mesela Yakupça yazıyorsunuz P ile, Pınar'ın P'si ile. Doğru değil arkadaşlar. Yakutça. Çünkü isim bir harf bile ismi değiştirebilir. O yüzden bunlar için önemli. Burada Yakutça ve Çuvaşça, Çuvahça yazanlar var mesela. Yanlış, öyle bir yer yok, öyle bir dil yok. O nedenle doğru saymadım. Öykülerde olayın oluşması için ortaya çıkan dramatik anlaşmazlığa çatışma diyorduk. Hatırlarsanız iyi kötü ya da güzel çirkin ya da patron işçi, zengin fakir, genç yaşlı gibi çatışmalar vardı. Bunlar hikaye oluşturuyordu. Şiir hangi metinlerdendi? Şiir, şunu yazmanız gerekirdi. Coşku ve heyecan, heyecana bağlı metinler. Aslında bunu istiyordum ama doğru, burada hangi sanatsal metinler grubuna girer demem gerekiyordu. O nedenle sanatsal metin dediğinizde de kabul ettim arkadaşlar, ona da bir puan verdim. Anlatmaya bağlı metinlerde yazarın anlatmak istediği şeyleri kahramanın kendi ağzından, bakın kahramanın ağzından, mantık çerçevesinde kafasından geçenler şeklinde okuyucuya vermesine iç monolog diyoruz. Hatırlarsanız iç çözümleme vardı. İç monolog, iç çözümleme, özür dilerim. İç çözümlemeyi anlatıcı söylüyordu. Üçüncü kişi anlatırdı. Ama iç monologu birinci kişi anlatır. Yani kahraman kendi içinde olanları kendi anlatır. Ama bilinç akışından fark vardı. Bilinç akışı mantık sırası gözetmezdi ama iç monologda mantık sırası var. Öğretmen sınıfa girerek kağıtları dağıtıyorum. Masanın üzerinde bir şey kalmasın dedi. Öğrenciler de masanın üzerindekileri toplayarak hazır hale geldiler. Bu iletişim modelinde aşağıda verilen iletişim ögelerini bulunuz. Kaynak kim tabii ki? Öğretmen burada. Alıcı kim? Öğrenciler. Öğrenciler. Mesaj ne? Masanın üzerinde bir şey kalmasın. İşte mesajımız şu kısım. Kağıtları dağıtıyorum. Yazmayayım ben burada şimdi. Yazamıyorum zaten. Dağıtıyorum. Ve devamı hepsi mesajdır. Geri bildirim ne? Öğrencinin hazır hale gelmesi. Öğrencilerin masayı toplaması. Ya da öğrencinin hazır hale gelmesi şeklinde yazabilirdiniz. İkişer puan veriyorduk. Her doğru cevap 2 puandı. Ertesi yıl annem yazın gene İstanbul'a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan'a ahır hala yasaktı. Geceleri yatakta atların ne yaptıklarını, tayların büyümediğini bana sorardı. Bir gün birdenbire hastalandı. Kasabaya at gönderildi. Doktor geldi, kuş balazı dedi. Çiftlikteki köylü kadınlar eve üşüştüler. Bir takım tekir kuşlar getiriyorlar. Kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam yatağın başucundan hiç ayrılmıyordu. Bu bir olay hikayesi mi, durum hikayesi? Bu
Ömer Seyfettin'in Kaşağı romanından alınmış bir parça. Gördüğünüz gibi bir hareket var. Hareket olduğu için buna olay hikayesi diyoruz. Olay hikayesidir. Çünkü hareket ön plandadır. Ya da bir olay anlatılmaktadır. Ya da serim düğüm çözüm bölümleri belirgindir şeklinde yazsanız da puan verdim arkadaşlar. Böyle 4 puan alıyorsunuz. Yukarıdaki öykü türünün Türk ve dünya edebiyatlarındaki önemli temsilcileri kimlerdi? Hangi öyküydü? Olay hikayesiydi. Olay hikayesinin dünya edebiyatındaki temsilcisi Maupassant'dı. Maupassant şeklinde. Türkçesini yazsanız da, okunuşunu yazsanız da puan verdim bu seferlik. Türk edebiyatında ise Ömer Seyfettin'dir tabii ki. Maupassant tarzı hikaye aklımıza yani duyduğumuz anda aklımıza gelecek ilk isim o Ömer Seyfettin arkadaşlar. Yani ne yazabilirdiniz? Refik Halit Karay da yazabilirdiniz. Ama asıl bunlar yani sınavlarda da bu şekilde çıkıyor. Ya öykünün yapı unsurları neydi öykünün yapı unsurları? Olay, kişi, zaman ve mekan. Olayın yapı unsurları. Bunlar hikayenin yapı unsurları. Olay neydi? Kardeşinin cezası ve hastalanması diyebiliriz arkadaşlar. Özür dilerim, zil çaldı biraz. Bırakmak zorunda kaldım. Evet. Olay kardeşin cezası ve hastalanması diyebiliriz şu an için, burası için. Farklı farklı sözcüklerle de tabii ki yazanlar var, kabul ettim. Kişiler Hasan, anlatıcı, baba, komşu, köylü kadınlar ya da komşular neyse, köylü kadınlar, doktor, doktor. Bunlardan birini ya da birkaçını yazmanız tam puan almanızı, yani 2 puan almanızı sağlayabilir. Yani hepsini yazınca 2 puan, 2 puan böldük falan değil. Hasan anlatıcı baba yazsanız ya da baba köylü kadınlar yazsanız bile mutlaka puan verdim arkadaşlar. Zaman dediğimiz zaman ifadeleri farklı. Mesela ertesi yıl bir zaman ifadesidir. Nedir? Yazın bir zaman ifadesidir. Ondan sonra bir gün bir zaman ifadesidir. Ya da zaman net bir şekilde belli değildir yazan varsa onu da kabul ettim. Ona da 2 puan verdim. Ben bu konuda bu şeyde bol bol puanlama yaptım açıkçası. Mekan ne diyebiliriz? Ahır bir mekandır. O da bir mekandır. İşte kasaba diyebiliriz. Kasaba bir mekandır. Çiftlik ya da köy. Neyse birkaç mekan belirtildiği için bunlardan birini yazmanız zaten puan almanızı sağlıyordu. Şimdi çok takıldığınız, sürekli de sorduğunuz bir soru. Yukarıdaki paragraf hangi bakış açısı yazılmıştır? Bunu nereden anlıyorsun? Yazdan kalma bir gündü. Güneş insanın içini ısıtıyordu. Cem'in sahilde oturmuş dalgaların sesini dinlerken üstünden hızla geçen martıların çığlığı andıran sesiyle irkildi. Yerinden doğrulup izlemeye koyuldu. Martılar deniz üzerinde iyice süzüldükten sonra suya ani dalışlar yapıyor. Küçük balıkları ustaca avlıyordu derken. Burada dikkat etmemiz gereken şey bunun gözlemci bakış açısı olmasıydı. Çünkü anlatıcı biri üçüncü kişidir. Anlatıcı üçüncü kişidir. Ve olayı kamera sessizliğinde verir. Dikkat ederseniz yazdan kalma bir gün güneş insanın içini ısıtıyor falan filan bu ifadeler aslında betimlemedir. Yani Cemil'in düşüncesini, duygularını vermiyor, gelecekle ilgili bilgi vermiyor. Sadece o anı anlatıyor. Ya bunlar da kalıplaşmış sözler zaten. Güneşin insanın içine ısıtması kalıplaşmış bir sözdür. Bunun ilahi bakış açısı olmasını gerektirmiyor. O nedenle gözlemci bakış açısıdır bu da. Şimdi geldik diğer soruya. 2 tane metin vermiş. Metin sınıflandırma tablosuna göre hangi metin grubuna girer? Başlığından biri aslında anlıyoruz. Bin bir derde deva zencefil. ABD'de yapılan bir dizi araştırma zencefil yakın gelecekte kanser tedavisine de kullanılabileceğini ortaya koydu. Falan filan filan. Bu bize bunun bir öğretici metin olduğunu gösteriyor.
öğretici metindir. Zaten çoğumuz bu soruyu doğru yapmış arkadaşlar. Yani bunu öğrenmişsiniz, ayırabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Bu bir öğretici metindir. Çünkü bilgi verme amaçlıdır. Amaçlıdır. Dikkat edin. Araştırmalar verilmiş. Kanıtlayıcı anlatım kullanılmış. Ondan sonra bütün bunları yazabilirsiniz. Yazanlara da tam puan verdim zaten. İşte göndergesel işlev kullanılmış, nesneldir şeklinde ifadeler yazarsanız doğruydu. Sanatsal işlev, sanatsal metin ya da edebi metin dediğinizde de bunu kabul ettim. Özelliği ise estetik duygu uyandırması diyebiliriz. Bu şekilde. Dediğim gibi bunda da bir sürü farklı cevap gelebilirdi. Yani sanatsal metinlerin herhangi bir özelliğini yazsanız buna puan veriyordum ama çoğumuz zaten bunu yazmış. Şimdi edebiyat eşitsel sanattı. Bunu yerleştirmek her doğru cevap 1 puandı. Üstteki soruda her doğru cevap 2 puandı bu arada. Opera çoğumuz işitsel demiş ama bunu defalarca söyledik. Opera harekete dayalıdır. Sadece müzik değildir opera arkadaşlar. Operada tiyatro ve müzik iç içedir. Heykel görsel sanatlar yani plastik sanatlardandır çünkü ham madde kullanıyordu heykelde. Mimari yine aynı şekilde görsel sanatlardandır. Sinema yine dramatik sanatlardandır çünkü harekete dayanıyordu. Bu şekilde yaparsanız 5 puan alıyordunuz. Biraz ben yazmaya başlayınca düzen bozuldu. Şöyle yapalım. Biraz okunabilecek duruma getireyim. Evet, karşısına doğru bilgiyi yazınız diyor. Bakalım doğru bilgine. Özür dilerim, şimdi böyle okunmuyor galiba. Şu şekilde yapayım. Yazılı kağıdı öyle değil de. Yani böyle daha doğru. Her doğru bilgi 1 puan arkadaşlar. Özür dilerim. Dünya Edebiyatı'ndaki ilk hikaye kitabı. İlk hikaye kitabı Boccaccio'nun yazdığı Decameron. Bazılarınız buna Boccaccio yazmış, onu kabul etmedim. Çünkü yazarı sormamışım, kitabı sormuşum. Edebiyatımızdaki ilk yerli hikaye kitabı. Letaifi Rivayat. İlk yerli hikaye kitabı. İlk modern hikayenin yazarı. İlk modern hikaye küçük şeylerde yazarı da Sami Paşa Zade. Sezai. Anladığım kadarıyla bu isimleri hep karıştırıyorsunuz birbiriyle. Durum hikayesinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi, durum hikayesi dediğine göre de en önemli temsilcisi dediğine göre Sait, Faik, yazamadım. Sait, Faik, babası yanık diyebiliriz. Şimdi bunları eşleştireceğiz. Hele dadaş hoş mu sen dediğimizde bu bir şivedir arkadaşlar aslında. Erzurum şivesi. Can gıcığınız kutlu olsun dediğinizde bu bir özür dilerim. Hele ben de yanlış söyledim. Hele dadaş hoş mu sen Erzurum ağzıdır. Can gıcığınız kutlu olsun şivedir yanlış hatırlamıyorsam Kırgız şivesiydi. Rekene akşama pilav yapık dediğimizde yine ağızdı. Hele de yayla dağ ağzı bizim burada konuşulan bu şekilde yapabiliriz. Okul dışında zirzopluk etme ifadesi argodur. Hastanın durumu stabil ifadesi ise jargondur. Arkadaşlar bu şekilde bir şey yapacaksınız. Tabii ki şu baştaki harfleri bunun yanına getirecektiniz. Şimdi buradakini ben fazladan koymuşum. Farkında değilim yazarken. Fazladan koymuşum. Bunu aslında sormuyordum ama olsun. Bir fazla seçenek hakkınız oldu. Şimdi buraya tırnak açmam, iki nokta koymamız gerekiyor. Çünkü bir alıntı cümlemiz var. Bana dönerek, efendim. Normalde burada ünlem koymamız gerekiyor ama küçük harfle başladığı için, izin küçük harfle başladığı için virgül koyuyoruz. Efendim, izin verirseniz size arkadaşımı tanıtayım. Birini tanıtacak, açıklama yapacak. O yüzden iki nokta. Leyla, cümle bitti, tanıttı. Bittiğine göre nokta ve tabii ki alıntı cümleyi kapatıyoruz. Leyla dedi. Bu şekilde olması gerekiyordu. Her doğru puan, her doğru cevap 1 puan, 5 doğruya 5 puan veriyorum. Bir tanesi Joker'di. Kalbindeki yarayı mı, evindeki belayı mı düşünsün? Bir de başına 23 Kasım'da ödemesi gereken borç çıkıverdi. Şimdi kalbindeki yara deyince sıfat tamlaması olduğundan ki sıfat yapan kidir bitişik yazılması gerekiyordu. Yarayı mı dediğimizde yarayı mı mi soru edatıyı da ayrı yazılması gerekiyordu. Bir de dediğimizde de bağlaç ayrı yazılması gerekiyordu.
tarih yazımlarında belirli bir günden bahsediyorsak, ay yıl ilk harfi büyük olur ve özel isim olduğu için de burada kesme işaretiyle ayrılıyordu. Çıkıverdi tesdik fiiliydi, birleşik yazılması gerekiyordu. Şimdi her doğru cevap 2 puan, yani kalbindeki 2 puan. Yarayı mı 2 puan, bir de 2 puan. Şu yalnız, şuradaki yanlışlar, yani Kasım'dayı bu şekilde yazan 2 puan aldı. K'yi büyük, D'yi bitişik yazanlar 1 puan aldı gibi. Burada 2 tane hata olduğu için toplamda Kasım'da yazımına 2 puan verdim. Çıkıverdiye de 2 puan olacak arkadaşlar. Burada zorlandınız. Kimselere dediğimizde kimseler fazla yazdım. Kimselere. Evet. Buradakiler neydi? Ler çoğul ekiydi. Ler çoğul ekiydi. Şöyle yazalım. Biraz karıştı. Çoğul ekidir. Şöyle. E ise yönelme hal ekiydi arkadaşlar. Ler E yönelme hal eki. Bazılarınız sadece yapım eki, çekim eki demiş. Yapım eki ve çekim eki diyenlere puan vermedim. Biz ortaokul öğrencisi değiliz artık. Lisede biz bunları verdik. Üniversite sınavında böyle ayrıntı istiyor. O nedenle lütfen artık sadece yapım eki, çekim eki şeklinde kalmasın. Yaramız da. Parantez açalım yine. Yaramız burada şöyle demeniz gerekirdi. Buradaki mız birinci tekil kişi iyilik eki. Böyle yazmazsanız, yani sadece iyilik eki yazarsanız ya da sadece tekil kişi eki yazarsanız, iyilik yazmazsanız puan vermiyorum. Çünkü iyilik yazdığınızda puan verdim, özür dilerim. Ama birinci tekil kişi yazarsanız puan vermiyorum. Çünkü birinci tekil kişi fiile gelen bir ektir. Bu iyilik ekidir arkadaşlar. O yüzden farklıdır. Bunun ayrımına varmanız gerekiyor. Üstüne basa basa söyledik. Buradaki daha ise bulunma hal ekiydi. Bulunma hali. Bu şekilde kapatalım. Ve sonuncusu kadehler. Kadehler. Buradakiler çok basitti zaten. Çok basit bir şeydi. Ler çoğul ekiydi. Ama çoğunuz sadece hal eklerine takıldığınız için buradaki çoğul ekini yani yazmamışsınız. İyilik ekini yazmamışsınız. Bir hatay arkadaşlar. Verilen isimlerin özellikleri. Şimdi hatay özel isimdi, birleşik isimdi. Yani ikisini yazdığınızda 2 puan alıyordunuz. Hatay için bu böyle. Ama küme topluluk adıydı. Adamlar çoğul adıydı. Kin soyut isimdi. Ve kuşburnu birleşik isimdi. Şöyle yapanlar var. Kümeye hem topluluk hem çoğul yazanlar ya da adama hem topluluk hem çoğul yazanlar kesinlikle puan almadı arkadaşlar. Demek ki topluluk ve çoğul isimlerini ayıramıyorsunuz. O nedenle umarım iyi bir yazılı olmuştur sizin için. Umarım öğretici bir yazılı olmuştur. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.